rabia Adviye Hazretleri rabia Adviye Hazretleri, hanım evliya denince en önce akta gelen isimlerdendir ki, onun müjdesi doğmadan Resulullah Efendimiz tarafından rüyada, yokluk içindeki ailesine verilmiştir. Fakir, kanaatkar bir ailenin dördüncü kızıdır o. Anne babasını bir süre sonra kaybeden Rabia, bir zalimin eline düşer ki gün yüzü görmez. Hep yaşla doludur gözleri. Gönlünü Rabbine verip takdirine razı olmanın öyle bir numunesidir ki o asla isyan etmez çileli günlerine. Hep şükürdardır. Hapsedildiği yerde öylesine haller yaşanır ki duvardan billur gibi su çıkar abdest alması için. Karanlık odanın içi bir muazzam ışıkla gündüze döner ve daha nice olağanüstü haller yaşanır ki Bunlar apaçık keramettir. Eshab-ı kiramı görmüş olmanın bereketiyle pek kısa zamanda nice manevi mesafeler alır Hazreti Rabia. O öylesine dikkatlidir ki harama düşmemek için bir gün bir namahremden kaçma telaşıyla düşer ve kırar kolunu. Pek mahzun bir şekilde açtığı elleri semadan elbette boş dönmez. Garipliğini, kimsesizliğini Ondan başka sığınacağı kimse olmadığını Rabbine arz edince bir ses duyar ki bu onun için paha biçilmez bir müjdedir der ki ses Ey, Ey Rabia, Rabia üzülme, üzülme. Sen, sen ahirette, ahirette meleklerin, meleklerin bile imreneceği bir makamda, bir makamda olacaksın. olacaksın o artık dünya bir olup sıkıntı olsa bundan zevk duyar hale gelir şükrettikçe Allahu Teala onun üzerindeki nimetlerini artırır. Sabrettikçe Allahu Teala ona haller, makamlar ihsan eder. Öyle ki evliyanın en büyüklerinden Süfyanı Sevri Hazretleri ve Hasanı Basri Hazretleri feyz alırlar ondan. Kimseden bir şey almaz ve istemez o. Rabbi ile öylesine bir muhabbeti vardır ki haya eder başkasından bir şey kabul etmeye. Rabia Hazretleri bir gün bir yerden geçerken birinin "Ey Rabbim, bana rahmet kapını aç." diye dua ettiğini duyunca ona "Ey bilgisiz kişi, Allah'ın rahmet kapısı elbette açıktır. Asıl sen o rahmetin giriş kapısı olan kalbini açması için Allahu Teala'ya yalvar." der ki bu pek manalı bir tespittir. Bir gün sorarlar yine kendisine. Bu yüksek manevi derecelere nasıl kavuştun diye. Cevabı bütün bir insanlığa kitaplar dolusu nasihatin özeti olan şu cümledir: Beni, Beni ilgilendirmeyen, ilgilendirmeyen her şeyi terk ederek, ederek ve Cenabı Hakk'ın dostluğunu istemekle, istemekle buyurur. Dolar taşar evi ziyaretçilerle. Boş gelenler dolu gönüllerle dönerler nasihatleri sadece kendi zamanında değil, yüz anlatılır her yerde ve anlatılacaktır da. Rabia'ya Adviye Hazretleri vefat edeceği zaman herkesi çıkarır odadan. Biraz sonra bir sesin "Ey mutmainne nefs, razı olmuş ve razı olunmuş olarak Rabbine dön. Has kullarımın arasına katıl ve cennetime gir." mealindeki Fecr suresi 89. ayetini okuduğunu işitirler. Odaya girdiklerinde bir nur denizine dönmüştür o da. Evet, Rabia-yı Adviye hazretleri vefat etmiş, bir ömür aşkıyla yandığı Rabbine kavuşmuştur. Tabi'nin en büyük evliyalarından olan Rabia-yı Adviye hazretleri buyurdular ki, işlediğiniz gizliğiniz günahları gizlediğiniz gibi, Yaptığınız iyilikleri de gizleyin. Sabır insan olsaydı çok kerim olurdu. Marifetin alameti her an Allahu Teala'yı hatırlamaktır. Kul Allahu Teala'nın sevgisini tattığı zaman Allah o kulunun kusurlarını kendisine gösterir. Böylece o başkalarının kusurlarını göremez olur. Allahu Teala'ya muhabbet sahibi olan kişi, muhabbetinde öyle sadık olmalı ki, gönlünde onun için olmayan hiçbir sevgi bulunmamalı. Bir kulun Allahu Teala'nın takdirine razı olmasının alameti, gelen nimetlerden zevk aldığı gibi, gelen musibetlerden de zevk almasıdır.